Merhaba değerli takipçilerim. Serdar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mercimek çorbası yapıyorum. Fakat bu mercimek çorbasını saf mercimek çorbası yapıyorum. Çünkü bu çorba tarifini ünlü çorbacıda çorba içmiştim. Mercimek tadı damağımda kalmıştı. Ustayı, şefi çağırdım, sordum. Bu tarifi aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. O günden beri biz bu çorbayı her hafta yapıyoruz. Şöyle 3 su bardağı mercimeğim var. Bir orta boy soğan. Kemik suyu var içinde. Kemik suyu olmazsa olmazı bu çorbanın özelliği. Çünkü kemik suyundan alacak lezzeti. Kemik suyumun videosu var. Hazırlamıştım. Şahane oldu. Dolabıma koydum. Bu şekilde hazırlayıp koyuyorum. Bütün çorbalarım enfes oluyor. Hepinize öneriyorum. Kemik suyu videomu lütfen izleyin. İçine un kavurmuyoruz bu çorbada. Saf mercimek tadı gelecek ağzınıza. 3 su bardağı mercimek. 200 milimlik bardaklarım. Mercimeği yalnız 3 su güzelce yıkayacağız. Şu şekilde şöyle. Bakın. Böyle bir karıştırdım. Mercimeğimi daha sonra süzüyorum. Bu şekilde 3 kere yıkayacağım. 3. suda sarılığı gitti. Bakıyor musunuz? Suyu beyazladı. 1 fincan zeytinyağı. 2 doğranmış yemeklik soğan bir tane. Orta boy. Soğanı sarartmayacağız. Sadece hafif öldüreceğiz. Aromasının çıkmasına izin vereceğiz. Bu da 1-2 dakikayı alır. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı timyon koyuyoruz. Timyon koymamızın sebebi de çorbamızın gaz yapmaması. İçine tuz koymuyorum. Çünkü hazırlamış olduğum kemik suyunda tuz var. Şimdi baharatlarımızın da aroması çıkması için şöyle 1-2 karıştırın. O zaman baharatların aroması çıkar. İçerisine yerli mercimek. Bu pakete girmemiş bir mercimek. Bunun tadına doyum olmuyor. Siz de lütfen böyle pakete girmedik mercimek alın. Bu Türkiye'mizin değerli mercimeği. İthal mercimeklerde bu çorba tadı olmuyor. Şekilde 1-2 de mercimekle karıştırıyoruz. Şimdi kemik suyumu da şu şekilde ters çeviriyorum. Dayanıklı kaptır. Konserve kavanozudur. O yüzden hiçbir şey olmaz. Üzerine 1,5 litre su ilave ediyorum. Tam 1,5 litre. Şimdi tenceremin kapağını yarım kapatıyorum. Kesinlikle tam kapatmayın. Taşar. Biraz sonra kemik suyu kendini bırakacak, kavanozunu içinden alacağım. Şu şekilde kapatıyoruz kapağı. Asla tam kapatmıyoruz. Herhangi bir bayat ekmek olur. Çorbanın üzerine birkaç parça kıtır çok yakışıyor. Şöyle kesme şeker, yarım kesme şeker büyüklüğünde keseceğiz ekmeğimizi. Zamanınızı almayayım. Küp şeklinde olacak. Bunları yağda kurutacağım şimdi. Şöyle biraz yağ gezdiriyoruz. Doğramış olduğum küp şeker büyüklüğündeki ekmeklerimi atıyorum. Ekmeklerimiz mutlaka bayat olsun. Kısık ateşte yavaş yavaş çevirerek kızartıyorum ekmeklerimi. Şimdi bakın. Et suyum eridi. Çorbanın sıcaklığı ile.
İçinde bir şey kalmasın. Bu şekilde kavanozu içinden çıkarıyorsunuz. Ara sıra da şöyle karıştırın mercimek çorbanızı. Bir 5 dakikada bir. 20 dakika yaklaşık pişmesi gerekiyor. Kontrollü. Mercimeği kontrol edeceksiniz ağzınıza alıp bir tane. Ama 20 dakikadan önce pişmez. İşte ocağın en kısık ateşinde şu şekilde ağzı yarım açık pişmeyi bırakıyoruz. Bakın ses tıkır tıkır yapıyor. Duyuyor musunuz? Bu tıkır tıkır yaptığında ekmeğiniz artık peksimet olmuştur. Çünkü peksimet olması önemli. Çorbanızın suyunu almaması gerekiyor. Şimdi üzerine birazcık toz biber. Kırmızı toz biber gezdirdim üzerine. Bir şekilde karıştırıyorum tekrar. 1-2 dakika. Hafif de yağlı olduğu için tava çok güzel ekmeklerimiz renkleniyor. Kıtırlarımız gördüğünüz gibi kıtır oldu. Biberle de kavurdum. Hazır toz biberle. Kırmızı toz biberimiz. Şöyle 2 tatlı kaşığı koyuyoruz. Hafif ılıttığım zeytinyağında yanmaması için yağınızın sıcaklığını çok dikkat edin. Eğer yağınız ısındıysa hemen ocağın altını kapatın. Kırmızı biberiniz kararır. Ben ısıttım. Bakın kahve ocağının yarısında yapıyorum. Çok kısık ateş olacak. Şimdi hazır. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Çünkü bu sıcaklığıyla da devam edecek. Hatta kararmasın diye hemen yan tarafa alıyorum. Ocağın üzerinden yan tarafa. 1,5 litre su. 3 su bardağı, 200 ml su bardaklarımdan mercimek. Kıvam bu şekilde. Daha fazla su koymadım. Çünkü bu çorbaya un girmediği için çok dikkatli davranmanız gerekir. Suyu fazla koyarsanız çorbanız yoğunlaşmaz. Bu şimdi tam kıvam oldu. Mercimek çorbamız hazır. İçinde un yok. Sebze yok. Saf mercimek çorbası. Mercimek tadını ağzınızda alacaksınız. Muhteşem bir lezzet bu. Sebzesiz. Bakın 1,5 litre su. Kıvam bu. Şahane bir şey oldu. İçine zerdeçal koymayın. Çünkü onu renk sapsarı renk yapsın diye koyuyorsunuz. Fakat mercimek tadı geride kalıyor. Bu çorbada özellik mercimeğin tadının ön planda olması. Bu lezzeti doyamayacaksınız. Şimdi sunum zamanı. Saf mercimek çorbamız hazır. Katkısız, kemik sulu, doğal, tadına doyulmaz. Şöyle üzerine bir yemek kaşığı yağ gezdiriyoruz. Çok sıcak. Şöyle bırakıyorum. Hazırlamış olduğumuz kıtırda üzerine bırakıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Güzel çorbamı sizin için tadıyorum. Bakın kıvamı bu. Muhteşem bir kıvam oldu. Saf mercimek çorbam. Hepinize afiyet olsun. Sizin için tadıyorum. Ay, bu çok sıcak ama muhteşem bir lezzet. Şahane. Saf mercimek çorbamı sizlere öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Zil tuşuna basarsanız bundan sonraki tariflerimden haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.